Merhaba Lynch Squad. Bugün bu kanalda görebileceğiniz en sanatsal ve en sofistike içerikle karşınızdayım. Kimsenin kafasından aşağı su dökmeyeceğiz. Kimseyle dalga geçmeyeceğiz. Hiç küfür etmeyeceğiz. Biz buraya adam gibi, insan gibi bir video yapmak için geldik. Bu arada beni bilmeyenleriniz olabilir. Ben şehir tiyatroları oyuncusu Can Başak. Önceki sezonlarda Arka Sokaklar'da Arif Müdür olarak da görünmüşlüğüm var. Normalde oğlumla beraber filme gitmeden önce kanalındayım. Ben videoları seslendirip profesyonellik katıyorum. O da Benedict Cumberbatch ile resim çizmeye gidiyor. Oğlum çok hayırlı olmadığı için bu kanala da çıkmaya karar verdim. Merhaba, hoş geldin. Burhan Bey, siz de mi buradaydınız? Hem başından beri. Sizin olan yakında 4 milyon abone olacak. Bizim kanal hala 600 binde. Onları sonra konuşuruz. Şu an duyabiliyorlar seni. Videoya başla. Tamamdır, çaktırma. Film çekmek gerçekten çok zor bir olay. Yüzlerce insan iyi bir film yapmak amacıyla aylar boyunca çalışıyor. Çekimler sırasında her şeyin planlandığı gibi gitmesi ve herkesin aynı kafada olması gerekiyor. Ancak bu o kadar da kolay bir durum değil. Zaten şimdi çekim süreci çok sıkıntılı geçmiş filmleri konuşacağız. Konuşmak istediğim ilk film, büyük ihtimalle bu videoyu izleyen veletlerin adını bile duymadığı Jaws. Neden sizin çocuk 1 milyon abone olamıyor, anlıyor musun? Herkese hitap etmeye çalışmanız lazım. Evet, belki de gençler bu filmi bilmiyor ama onlara bir şans tanıman lazım. Gençler bizim geleceğimiz. Bu arada Jaws da iyi film, o ayrı. Haklısın, nedense yükseliverdim. Gençler bizim geleceğimiz, onlar çok akıllılar. Hepsinden özür dilerim. Şimdi cümlemi daha saygılı bir şekilde kurayım da benle gurur duyun. Konuşmak istediğim ilk filmi duymamış olabilirsiniz. Adı Jaws. Bak ne güzel dedin. Kimse alınmadı. Böyle devam. Bu filmi izlemenizi önerirdim ama büyük ihtimalle izleseniz de filmi anlamazsınız. 2 saniyede bir telefonunuza baktığınız için sıkılırsınız. Nasıl, daha iyi oldu mu? Tam olarak bunu kastetmemiştim ama çabaladığım için teşekkür ederim. Sağ ol. Spielberg'ün bu klasiği, eğer sette her şey yolunda gitseydi bu kadar iyi olmayacaktı. Bilmeyenler için Jaws dünyanın en iyi köpek balığı filmi. Jaws'ın en sevilen özelliklerinden biri film boyunca insanları öldüren bu köpek balığının çok az gösterilmesi. Seyirci köpek balığını göremeyince gerginlik artıyor ve filmin sonunda köpek balığı tam olarak gözüktüğünde insanların daha çok heyecanlanmasını sağlıyor. Ancak normalde Spielberg köpek balığını filmin başından itibaren görmek istiyormuş. Tasarladıkları mekanik köpek balığı bozulunca zorluktan çoğu sahnede köpek balığını gösterememiş. Spielberg, köpek balığının bozulmasının başına gelen en iyi şeylerden biri olduğunu söylüyor. Kısacası set problemleri her zaman filmlerin kötü sonuçlanmasına sebep olmuyor. İkinci filmimiz Suicide Squad. Bu filmin saçma bir sürü yanı var. İlk olarak Jared Leto'nun Joker'ini konuşalım. Bu karakterin filmde gözükmesi bile saçmaydı. Yine de Jared Leto rolünü çok ciddiye alıyordu. Kendisi çekimler sırasında Jared Leto olarak değil, Joker olarak takılıyordu ve setteki insanları bir hayli korkutuyordu. Adam çekimler sırasında Margot Robbie'ye ölü fare ve kullanılmış prezervatif yollamış. Vesimite ise mermi yollayıp mektup yazmış. Bana öyle şeyler yollasa adamı direkt döverdim. Ben de kaç kere padişah oynadım ama hiç böyle artistliklere kalkmadım. Emo Joker'miş, tipe bak. Neyse, en azından 4 Ekim'de çıkacak yeni Joker filmi iyi duruyor. Bunun dışında Suicide Squad, DC Marvel'a yetişmeye çalıştığı için çok hızlı çekildi. Bu da birçok probleme yol açtı. Çekimlerden sonra Warner Bros. Filmi beğenmedi ve filmin fragmanlarını kurgulayan şirkete kurgulattı. Bu da filmi çorbaya çevirdi. Sonuç olarak şu iki karakter iyiydi ama filmin gerisi saçmalıktı. Üçüncü filmimiz çekimler sırasındaki sıkıntılar sebebiyle çöpe dönüşmüş bir film. 2015'te çıkan Fantastic Dörtlü o kadar kötüydü ki filmi kimse izlemedi. Bu filmin yapılmasının esas sebebi Fantastic Dörtlü'nün o zamanlardaki sahibi Fox'un belli bir süre boyunca Fantastic Dörtlü filmi çıkarmadığı takdirde karakterlerin haklarının Marvel'a geri dönecek olmasıydı. Kısacası şirket filmi sadece zorunluluktan çıkartacaktı. Fox iyi bir film çıkarmış genç yönetmen Josh Trank'i yönetmen olarak seçti. Senaryo yazıldı ve tam çekimlere başlanırken stüdyo Trank'ten filmdeki büyük aksiyon sahnelerini çıkarmasını ve hikayeyi değiştirmesini istedi. Bundan sonra hiçbir şey iyi gitmedi. Haberlere göre Trank filmin çekimleri sırasında kaldığı eve 100.000 dolar değerinde zarar verdi. Bu haber aklıma acaba ev kaç paraydı sorusunu getiriyor ama devam edelim. Çekimlerin ortasında stüdyo 40 dakika uzunluğunda yeni sahneler çekerek yönetmeni tamamen etkisiz bıraktı. Film vizyona girdiğinde yönetmen "Bir yıl önce elimde bu filmin fantastik bir versiyonu vardı" diye tweet attı. Adam bu olaylardan sonra çekici Star Wars filminden kovuldu. Neyse, en azından Tom Hardy ile bu sene çıkacak yeni bir film çekti. Dördüncü filmimiz World War Z. Bu çok iyi olmayan ama çok kötü de olmayan zombi filmi normalde çok farklı olacaktı. Film senaryo tamamen tamamlanmadan çekilmeye başlandı. Böyle şeyler Hollywood'da çokça yaşanıyor. Çünkü şirketler filmleri belli bir takvime göre çıkartıp hemen vizyona sokmak istiyorlar. Filmin normal sonu Rusya'da geçecek ve Brad Pitt'in topladığı bir insan ordusunun bir zombi ordusuyla savaşmasını izleyecektik. Ancak filmin yapımcılarından biri olan Pitt bu sonu fazla aksiyonlu buldu. Kendisi daha çok olayın küresel ve politik ve insancıl etkilerine odaklanmak istiyordu. Pitt, filmin ilk versiyonunu başka yönetmenlere izletti ve projeye yeni bir ekip getirdi. Bu ekip son aksiyon sahnesini çıkarmaya karar verdi ve enteresan bir şekilde stüdyo milyon dolarlar harcadıkları bu sahneyi çıkarmayı kabul etti. Filme kimse ölüp bitmedi ama genel olarak filmin en çok beğenilen bölümü değiştirilen son bölüm oldu. Bu listeye Titanic'i koymazsak olmazdı. James Cameron'ın efsane filmi vizyona girmeden önce kimse filmin sevileceğini ve inanılmaz gişe yapacağını tahmin etmiyordu. Film bittikten sonra stüdyo ve Cameron arasında filmin süresiyle ilgili bir sıkıntı çıktı. Stüdyo filmin bir gün içinde daha çok seansı olması ve böylece daha çok gişe yapmaları için filmin kısaltılmasını istiyordu. Cameron ise filmi kısaltmamakta ısrarlıydı. Yönetmen filmi kısaltmama karşılığında stüdyoya filmin gişesinden alacağı bonuslardan vazgeçeceğini söylemişti. Stüdyo, zaten gişede başarılı olamayacağız. Bonus alamayacağız. Bu adam neden bize bonusunu teklif ediyor diye düşünmüş. Ancak yine de teklifi kabul etmişti. Bu filmin karşılaştığı en büyük problem bile değildi. Titanic'in çekimleri su sahneleri yüzünden inanılmaz zordu. Set ekibi sürekli yorgun ve hastaydı. Sektördeki herkes Titanic'in ne kadar kötü bir film olacağını konuşuyordu. Film planlanan bütçeyi ve çekim süresini aştı. Bir gün bir set çalışanı insanların çorbasına uyuşturucu karıştırdı ve bazı oyuncular dahil 50 kişinin hastaneye gitmesi gerekti. İnsanoğlu gerçekten çok enteresan. Gerçekten kamera arkası enteresan olaylar oluyormuş. Ama sen Berkcan'ın videolarının kamera arkasını görsen kafayı yersin. Bunlarla kıyaslanamaz bile. Neyse, şimdi bir şey demeyeyim. Çok memnun oldum Can Bey. Tiyatroda ve kanalınızda başarılar dilerim. Size tek tavsiyem kanalın beynini değiştirmeniz. Ben de memnun oldum Burhan Bey. Ama kanalın beyni benim çocuğum. Bunu yapamam. Evet arkadaşlar, ilk linç squad maceramız böyleydi. Siz de ne tarz videolar beklediğinizi yorumlara yazarsanız karşınıza istediğiniz videolarla çıkabiliriz. Hoşça kalın.